Bu ilki Nevroz çalışmalarımıza başladığımız zaman daha önce de belirtmiştik. Biraz acı bir atmosferde Nevroz çalışmalarına başladık ama alanda hakikaten çok moral motivasyon alarak çıktık. Geçen seneyle kıyasladığımız zaman veya bir önceki seneyle kıyasladığımız zaman hakikaten hani orta yaş dediğimiz kesim, eğer biz dersek, bizler de alanın içindeydik. Alanın dışı tamamıyla 15 yaş ve 30 yaş arasıydı. Bir bütünen gençlikti. Gençler ve kadınların öncülüğünde gelişen bir nevrozdu ve açıkçası şey söylemek gerekiyor. Yani bilirsiniz, Ahmet Nevroz'u her dönem hem siyasetçilere ya da mevcut iktidara mesaj verir. Yani hem kendi siyasetine bir mesaj verir aslında. Hem mevcut iktidarın politikalarına karşı mesajını, rengini gösterir. Dolayısıyla bu sene söz gençlerindi. Yani siyasi mesajını da gençler alanda çok net ve radikal bir şekilde verdi. Bunu söyleyebiliriz. Açıkçası şey söyleyelim, çok da radikal bir gençlikle karşı karşıyaydık. Çok net olan bir gençlik vardı. Dolayısıyla bu noktada biz bu nevroza, yani gençlik nevrozuna veya kadın öncülüğünde toplumsal dinamikler dediğimiz kadın ve gençliğin nevrozunun ismi aslında şuydu. Bu dönem yaşamak direnmekti. Çok net bir mesajdı. Yıllarca, işte takdir edersiniz ki özellikle Kürdistan coğrafyasında 8 yıldır kesintisiz ve de şey de söyleyebiliriz, çok sistematik ve bilinçli bir şekilde Kürdistan coğrafyasında uygulanan bir inkar ve imha politikası mevcuttur. Dolayısıyla alanda şu mesaj verildi gençler tarafından, kadınlar tarafından. Siz Kürtleri ne kandırabilirsiniz, ne inkar imha politikalarıyla yok edebilirsiniz. Çünkü şu söylenmişti, Kürdistan coğrafyasında özellikle uygulanan özel savaş politikalarıyla gençlerin esrar fuhuşa teşvik ediliyor olması hakikaten yoz bir toplum ya da ahlaki politik toplum yapısından kopan bir gençlik oluşturulmaya çalıştı. Ama biz orada çok net gördük, gerçekten çok net gördük. Gençler şu mesajı verdi, yani sizin kirli politikalarınıza asla gelmedik, gelmeyeceğiz noktasında mesajlarını verdiler. Dolayısıyla özellikle orada attıkları sloganlar, yani bu her zaman vardır. Şey söylemek gerekiyor, biz hep söylüyoruz, Kürtlerin genleri vardır. Dolayısıyla mevcut iktidar özellikle özel savaş politikalarıyla, bu kodlarla oynamak istedi ama tutmadı. Hakikaten tutmadı. Genetiğini gençlerin özellikle bozamadı. Attığı sloganlar, tek bir ağızdan attı, tek bir slogan orada çok net mesajını verdi. Özellikle Sayın Öcalan üzerindeki tecritin, yıllarca uygulanan tecritin kaldırılması noktasında mesaj çok netti. İmralı'daki tecrit politikası kaldırılmadan, Sayın Öcalan üzerindeki tecrit kaldırılmadan aslında biz sizinle yokuz mesajını da verdi diyebiliriz. Ve Sayın Öcalan'ın bu saatten sonra fiziki özgürlüğünün olması noktasındaki mesajını verdi. Yani şeyi söyleyelim, bir yıl, geçen yıl da hakikaten gençlik çok fazlaydı, duruşları çok netti. Ama bu yıl daha kararlı, daha net olan ve hakikaten daha bilinçli, politik bilincini aslında açığa çıkaran ve şunu gösterdi bize aslında, yıllardır Kürtlerin yürütmüş olduğu mücadele kitleselleşmiştir. Hani şimdi İmralı'daki Sayın Öcalan üzerinde uygulanan tecrit tüm topluma artık uygulanan bir tecrittir. Geçen sene de Nevroz'da işte barikatlar kurmuşlardı. Bu sene barikatın yüksekliğini geçen sene oranla daha da bir arttırdı. Aynı zamanda hem yüksekliğini arttırdı hem barikatların sayısını arttırdı. Arka taraftan da demirlerle desteklemişlerdi ki insanlar bunu kırmasın. Aslında bu bir tecrittir. Hakikaten bir tecrittir. Bu tecrit nedir? İşte tüm dünyanın gözünün üstünde olduğu Ahmet Nevroz'un da Ahmet Nevroz'una gelen Ahmet halkı ile siyasetçi arasında bir tecrit uygulamadır. Hakikaten buna bile tecrit olarak bakabiliriz. Neydi? Siyasetçisiyle toplumu yan yana getirmeme noktasındaydı. Geçen sene de biz söyledik. Yani işte oradaki emniyet güçlerine söyledik. Bakın, siz bu telleri örüyorsunuz ama insanlar sizin bu barikatınızı aşar. Hakikaten aşar. Her şeye rağmen aşar. Çünkü şunu görebildik. Bu Nevroz, yani Ahmet Nevroz'u veya Ahmet gençliğin mesajı şöyle: bize şekil vermeyin. Siz bize şekil veremezsiniz yani. Barikatlarınız bize hiçbir zaman engel olmadı. HDP olarak almış olduğumuz bir karar vardı. Biliyorsunuz HDP'nin kapatılma davası da söz konusuydu. Onu da yılan hikayesine hakikaten çevirdiler. Çünkü aklını yitirmiş bir iktidarla karşı karşıyayız. Hem politik aklını, hem siyasi aklını, hem ekonomik aklını yitirmiş. Dolayısıyla HDP ile ilgili de bir net bir karar vermediği için işte sürekli bir, ne derler, arada derede bıraktı. Dolayısıyla biz de HDP olarak şöyle bir karar aldık. Emek ve Demokrasi Platformu ile birlikte birkaç partiyle beraber ittifak
olarak seçime gireceğiz. Tabii biz seçime HDP olarak değil, Yeşil Sollarla, Yeşil Sol Partisi ile gireceğiz. Bu noktada çalışmalarımız başlayacaktır. Özellikle Yeşil Sol'un amblemi noktasında bir görselliğimiz de olacaktır. Biz Ahmet halkına çok çağrıda hakikaten bulunmak istiyoruz. Onlar seçim günü, yani 14 Mayıs'ta reflekslerini veya oylarını kime vereceğini, kime derken kendine vereceğini çok iyi bilen politik bir halkla karşı karşıyayız. Ama şunu söylemek isteriz tabii. Bu seçim hakikaten iki ittifak arasında oluşan bir seçim değildir. Bu kadar basit yaklaşmıyoruz. Yeni bir yüzyılı inşa eden, yeni bir cumhuriyeti inşa eden bir seçimdir. Dolayısıyla burada karar verici olan, yani anahtar konumunda olan Kürtlerdir. Bunu da biliyoruz hakikaten. Bu noktada Kürtlerin bir bütünen aslında hem seçim sandıklarına hem işte seçim sonunda çıkacak olan oylarımıza sahip çıkma noktasında çok örgütlü olmamız gerektiğini söylüyoruz. Değil ki sadece seçim günü gidip oy vermek değil. Bunun öncesinde de yürüteceğimiz, ki geliyor insanlar, hakikaten geliyor. Şu anda geliyorlar. Ne yapacağız? Seçim büroları açıldı mı? Ne zaman çalışmaya başlıyoruz? Çünkü şu vardı. Açıkçası Nevroz'da da bu çıktı ortaya. Bu 14 Mayıs'ta sandıklar, öfke kusuldu, bitti bitecek. Toplum öfkesini orada kusacak ve derler ya, bir rahatlamaya gidecek. 15 Mayıs bahar olarak Kürtlerin karşısında duracak diye düşünüyoruz. Özellikle Kürtler ve Sayın Öcalan arasında bir bağ koparmaya çalıştı bu iktidar. Onu söyleyelim. Özellikle özel savaş politikasıyla amatla sloganlarda. Sayın Öcalan'ın sahiplenmesi demek bir bireyin sahiplenmesi veya bir tutsağın, esirin sahiplenmesi değildi. Bir dünyaya mal olmuş bir paradigmanın, felsefenin sahiplenmesiydi. Çünkü toplum şunu çok net biliyor. Mevcut iktidarın yönetememesi ve aynı zamanda Sayın Öcalan'ın paradigmasının dünyaya mal olması, özellikle Kürtler açısından yeni bir doğuşu temsil ediyor olması noktasında, bundan kaynaklı da oradaki atılan sloganlar Sayın Öcalan'a yönelik atılan sloganlardı. Onu söyledik. Çünkü toplum şunu biliyor. Bu paradigmadır aslında, bu felsefedir aslında bu toplumu kurtaracak olan, Orta Doğu halklarını kurtaracak olan veya içinde bulunduğumuz işte kapitalist sistemin hem yapısal sorunlarını ya da sistemini yok edecek olan tek paradigmadır. Dolayısıyla Sayın Öcalan şahsında paradigmaya sahiplenmeydi. Yani biz bu paradigmayla, bu felsefeyle varız. Paradigmanın, felsefenin eğer yaratıcısı veya onu oluşturan, onu halklaştıran, onu tüm dünyaya duyuran Sayın Öcalan ise sahiplenme bu noktadan çok güçlüydü diyebiliriz. Kürtleri karşılarına almayacaklardı. Yani siz Kürtleri karşınıza aldığınız zaman ve bu mücadele dünyaya mal olan bir mücadele iken, hakikaten dünya artık Kürtlerin kim olduğunu tanıyorken, mevcut AKP, MHP iktidarını yıkmak veya işte tabiri caizse tarihin çöp sepetine atmak artık Kürtlerin elindedir. Ve iktidar bu mesajı aldığı için de aslında bu mesajdan biraz da korktu. Her şeyi biliyoruz yani, özellikle seçim çalışmaları yürütüldüğü zaman belki biraz daha korku politikası yaratmak isteyeceklerdir, ama iktidarın aldığı en büyük mesaj şuydu. Kürtler artık bu iktidardan korkmuyor. Asıl korkan iktidarın şu an kendisidir.